Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir telefon attığımızda. Hoş geldiniz Hilmi Bey. Hoş bulduk Yavuz Bey. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Ve bu sizin araştırma sonucuna baktığımızda bugün bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verdiniz diye. AK Parti 42 çıkıyor, CHP 22, HDP 12, MHP 10, İYİ Parti 8,5, Saadet Partisi 1,1, Davutoğlu 0,6, Ali Babacan 0,6 gibi bir sonucu görüyorum ben burada. Yani bir beklenti oluşturmadı, bir heyecan oluşturmadı gibi bir sonuç mu çıkartalım buradan? Yani belli ölçüde belki o şekilde değerlendirilebilir, ancak biz bu çalışmayı daha önceki süreçlerde sizinle de bir yayında konuşmuştuk. Şeyde potansiyel olarak soruyorduk yaptığımız anketlerde. Hı hı. Oy verilebilme potansiyeli anlamında. Şimdi biraz daha somut bir süreç geliştiği için biz bu süreç içerisinde yaptığımız araştırmayı hemen araştırmamızı yaptık. Kasım ayı araştırmasını biraz daha hem Muharrem İnce'nin bu süreci hem de diğer süreçler açısından biraz bekletmiştik. Yaptık ve sonuç olarak binde 5 çıktı. Daha önce oy verebilirim diyenlerin oranı %10'lar civarında çıkarken somut olarak sorulduğunda, bu tabii ki Babacan'ın henüz partisini kurmadığında söylemek gerekir. Kurduktan sonraki süreç açısından oy oranı nasıl olur? Davutoğlu kurdu, orada radikal bir değişim yok mu sizce? Sorudan mı kaynaklanıyor bu? Yani biz isimleri ve partilerini de sorduk. Yani daha önce oy verebilir misiniz diye sorduğumuzda verebilirim diyenler 9'larda 10'larda çıkıyor idi. Bazılarında 7'lerde çıkıyor idi. Bununla beraber Muharrem İnce'nin sürecini de şey yaptığımız zaman, eğer Muharrem İnce bir parti kursa oy verir misiniz diye sorduğumuzda o da 17'lerde çıkıyor idi. Babacan'ın kurmadığı ancak o da konuşuluyor. Davutoğlu da çok uzun zamandır konuşuluyordu. Kurduktan sonra belki kamuoyu tam olarak haberdar değildir. Ondan dolayı olabilir. Ancak şu anki süreç açısından bakıldığı zaman bu rakamlar var elinizde. Peki, bu rakamlar var. Peki Hilmi Bey, burada ben kararsızları görmüyorum. Kararsızları dağıtıp bunlar açıklam- kararsızlar dağıtılmış hali. Kararsızlar dağıtmadan da isterseniz çok rica edeceğim. Evet, söyleyeyim. O da çünkü başka bir soruyu beraberinde getiriyor. Tabii ki. AK Parti 35, CHP 18.8, HDP 10.3, MHP 8.4, İYİ Parti 7.2, Saadet binde 9, Davutoğlu'nun Gelecek Partisi binde 5, Ali Babacan'ın partisi binde 5, Büyük Birlik Partisi binde 4, Yeniden Refah Partisi binde 3 şeklinde. Kararsızlar neye çıkıyor burada? %13.1 kararsız, 3.6'da hiçbiri cevabı var. Yani %16 gibi bir dışarıda kalan. Evet. Peki evet, bu %16'lık kesim yeni bir parti, yeni bir soluk, yeni bir arayış içerisinde mi? Yoksa bugünkü partilerle küçük... İzninizle ona ilişkin de ben yeni bir partiye ihtiyaç var mı sorumuzun cevabını da ben çıkan sonuçlar itibariyle vermeye çalışayım. Sizce yeni bir partiye ihtiyaç var mı diye sorduğumuzda %14.9'luk bir kesim evet var şeklinde cevap veriyor. Hayır diyenlerin oranı %66.8, %18.3'ü de bu konuda herhangi bir fikir beyan etmiyorlar. Ya bu sonuçlar aslında yeni partilerin hiçbir şansı olmadığı biçiminde değerlendirilebilir sizin. Yani burada farklı sonuçlar var. Şeyde isterseniz kararsızlar ve şeye, yani kararsız değil de geçmiş seçimler üzerinden, 24 Haziran seçimler üzerinden bir çaprazımız var. Burada diğer diyenlerin, evet diyenler içerisinde diğer %50 oy kullanmayanlar da 17.6. Yani bu süreç açısından bakıldığı zaman biz Sayın Meral Akşener parti kurmadan önce, partiyi kurduktan sonra da yeni bir partiye ihtiyaç var mı şeklinde sorular yöneltmiştik aylık yaptığımız Türkiye'nin nabzı araştırmasında. Orada %34.5, %35'ler civarında sonuçlar çıkmıştı. Bu çıkan sonuçlar açısından bakıldığı zaman Sayın Meral Akşener o %35 içerisinden %10'luk bir oyu kendi partisine çekebildi. Biz 2009'un Şubat ayında da aynı soruyu sormuştuk. Orada da %35'ler civarındaydı.
Ondan sonra seçim sonuna kadar sormadık. Seçim sonunda sorduğumuzda %7.7 çıktı. Yeni bir partiye ihtiyaç olup olmadığı beklentisi şeyde kamuoyunda. İşte ilk önce ben anket sonuçlarına çok dedim herhalde bir hata vardır arkadaşlardan. Hı hı. Hem anketleri kontrol etmelerini hem analizleri kontrol etmelerini rica ettim. Kontrol edildi, bakıldı, anketler doğru. Sonraki aylarda da benzer süreçler %12'ler, %10 işte onlar civarında bir yeni parti ihtiyacı çıktı. Buradan şu yorumu yaptım. Ankara ve İstanbul'daki yerel seçimler belli ölçüde toplumun muhalefet ihtiyacını karşıladığı, bunu karşılaması sebebiyle de yeni partilere olan beklentinin biraz düştüğü yönündeydi. Nitekim yaptığımız bu çalışmalarda yeni bir partiye ihtiyaç olan var diyenlere sorduğumuz, yönelttiğimiz soru bu partinin çizgisi nasıl olmalı şeklindeydi. Bu partinin çizgisiyle ilgili de aslına bakarsanız tam bir şey olarak, siyasal söylem olarak bir yere toplanacak bir şey olmadı. Biraz daha dağınık bir görüntü verdiği yönünde. Yani, yani herhangi bir partiye küsüp de kararsıza geçmiş gibi bir görüntü söz konusu değil, genelde dağınık bir. Yani bir şey vardı, yani 24 Haziran'da da 31 Mart'ta da gözlemlediğimiz AK Parti'ye ilişkin, AK Parti seçmeninde biraz işte bir taraftan mesaj verme, bir taraftan küsme sonucu var idi. 24 Haziran seçimi sonucuyla şu anki yaptığımız araştırma sonuçlarında çok büyük bir farklılık gözlenmiyor şey açısından, anketler açısından bakıldığı zaman bizim anketlerimizde. Yani önümüzdeki günlerdeki süreç nasıl ilerleyecek, biraz da partiler görecek. Kurulduktan sonra herhalde o performans belirleyecektir. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Eksik olmayın. Optimal Araştırma Şirketi'nin başkanı Hilmi Daşdemir'le konuştuk. Onun verdiği bilgiler yeni partilerin çok en azından şimdilik seçmen nezdinde bir karşılığı olmadığı biçiminde. Ama MAK araştırmanın bir anket sonucu var. Orada durum biraz daha farklı. Haziran'da oy veren seçmenin bir partiye diyor MAK araştırma. O da AK Parti'ye. 24 Haziran'da oy veren seçmenin %25'i kararsıza geçti diyor. Yani AK Parti seçmeni Davutoğlu ve Ali Babacan'la ilgileniyor. Onların performansı aslında bu önümüzdeki dönemde oylarında belirleyecek. %25 ne demek? Orada %10'luk bir oy potansiyelinden bahsediyoruz. Eğer tümü yeni kurulacak partileri seçerse. MAK Araştırma Şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sayın Kulat. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bakıyoruz yeni partiler var. Siyasette bir değişiklik var mı? Seçmen davranışında bir değişiklik var mı? Sizden aldığımız edindiğimiz tecrübe diyelim sizlerden. Seçimlerden uzak olunduğunda bu biraz seçmenin ilgisinin azaldığı biçiminde. Ama siyaset de sıcak. Siz bir son araştırma yapmışsınız. Burada AK Parti'nin AK Parti'ye oy veren seçmenin %25'i kararsızlar kesimine geçti diyorsunuz. Evet. Bu önemli bir rakam. %10'a tekabül ediyor hemen hemen. Evet. %25'e. Yani şöyle. Genelin %10'una tekabül ediyor diyelim, değil mi? Evet. Yani mesela 40 puanlık bir ilde AK Parti şu anda 30 puana inmiş durumda. Geri kalan 10 puanlık seçmen ise kendisini bir başka parti olarak ifade etmiyor. Kararsız olarak ifade ediyor şimdilik. Zaten var olan bir kararsız kesim de vardı herhalde. Elbette. Yani o total kararsızdan bahsetmiyoruz. O kararsız genel itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 1-2 puan olur. MHP'de olur. AK Parti'de olur. Bu o değil. Yani toplamına baktığınızda. Hı-hı. Bu bir başka partiye gitmeyen ama 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'ye oy verdiğini seçmen için söylenen bir ifade. Peki şu an itibariyle tablo ne görünüyor sizde kararsızları yani şöyle, dağıtmadan önce? Şimdi Yavuz Bey, buradaki asıl mesele şu. Şimdi yeni sistem, yani şu anda geçerli olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde asıl olan, biliyorsunuz, partilerin oylarından daha önemlisi blokların oluşturduğu oy. Çünkü evet, hiçbir parti tek başına 51'i ifade etmiyor, 50+1'i ifade aynen etmiyor ya da. Hı hı. Dolayısıyla şimdi buradaki mesele artık önümüzdeki dönemde asıl olan, yani bu ilk karşılaşacağımız seçimde, genel seçimde karşımıza çıkacak en önemli mesele şu. Çünkü bu genel seçimde Cumhurbaşkanlığı da, dolayısıyla parlament
ile beraber belirleniyor. Yani aynı seçimde oluyor. Aynı havuzda yer alıyor doğal olarak. Evet. Şimdi böyle bir durumla biz karşı karşıya kaldığımıza göre önümüzde bu seçime bakarken geriye dönüp de iki tane seçim kıyaslamamız var. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı 51.6, son seçimde de almış olduğu 52.4'lük oy oranları. Bu iki kıyaslamaya baktığımızda bunlardan birincisinde AK Parti olarak daha çok öne çıkan bir fotoğraf vardı ama ikincisinde Cumhur İttifakı'nın oyu önümüze çıkıyor. 52.4, yani 50'nin üstündeki 2.4'lük oy oranı. Evet. AK Parti artı MHP'nin oy oranı olarak karşımızda duruyor. Şimdi bugün yeni siyasi partiler kuruluyor. Dolayısıyla bu yeni kurulmakta olan partiler de ağırlıklı olarak belli ki işte AK Parti'nin içerisinden çıkıyor. Yani isimler en azından lider pozisyondaki kişiler ya da belirleyici isimler düne kadar işte AK Parti'de önemli görevlerde bulunmuş insanlar. Bu iki yeni doğan partinin alabileceği oy oranı, bunların duracağı ittifaklar da önemli şüphesiz. 2.4 eder mi etmez mi? Bütün mesele bu aslında. Evet, aslında orada 2.4 edip etmesiyle 10 etmesi arasında çok büyük bir fark yok diyorsunuz. Tabii, tam da onu sonuçta demek istiyorum. İttifaklar belirleyecek diyorsunuz ve 2.4 gibi bir potansiyeli barındırdığına ilişkinde tespitler var anket sonuçlarınızda. Doğru. Ancak tabii hangi ittifakın içinde olacaklarına ilişkinde bugünden bir şey söylemenin erken olduğu konusunda sanıyorum siz de benimle hemfikir olursunuz. Çünkü AK Parti ile yıllarca beraber olmuş iki siyasi aktörün işler ciddiye bindiğinde nasıl bir tavır alacağı ya da hangi müzakerelerin yapılacağı tam olarak belli olmaz. Peki ben size bir soru sormak istiyorum. Şimdi Ankara'dan geçen hafta bir Ankara'ya gittiğimde genelde konuşulan mesele bu ittifak meselesinin AK Parti'ye zarar verdiği biçimindesin. Sonuçlar da onu gösteriyor. İttifaktan vazgeçmek için MHP'yi İkna etmeye çalışıyor AK Parti ittifak yasasından. İttifak yasasını tümden ortadan kaldırmak için bir çalışma içerisinde diye kulis haberleri vardı. Diyelim ki ittifak kalktı. Ne olur? Şimdi ittifak kalktığı zaman bu sefer gizli bir ittifak gündeme gelmek zorunda. O zor yani seçim, ama biliyorsunuz yani o. Elbette işte onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yani ittifaksız bir sürecin içerisine bugünkü şartlar içinde girmek neredeyse imkansız. Ama sizin biraz önce söylediğinizden bir parantez arası bir ifade de kullanayım. Hı hı. Şimdi sosyolojide bir kural var. Kavgalı boşanan çiftleri bir araya getirmek neredeyse imkansızdır. Hı hı. Dolayısıyla şu anda AK Parti'den ayrılan ister Sayın Ahmet Davutoğlu'nun partisi olsun, yani Gelecek Parti, isterse Ali Babacan'ın kuracağını ama şu anda ismini bilmediğimiz parti olsun. Sonuçta bu her iki partide zaten AK Parti ile ve Cumhurbaşkanı'yla Cumhurbaşkanlığı boyutunda zaten anlaşıyor olsalar bunlar zaten beraber devam ederler. Doğru. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine bu her iki partinin de yöneticilerin itirazı var. Bir kere temel bir itiraz söz konusu her şeyden önce. Yani hem Davutoğlu hem Sayın Babacan şu ifadeyi kullanıyorlar bireysel görüşmelerimizde. Diyorlar ki biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemin gerekliliğini daha baştan da biliyorduk. Büyük ölçüde bunu baş başa olan görüşmelerimizde Sayın Cumhurbaşkanı ifade ettik. Ve şimdi de biz siyasetimizi daha çok bunun üzerine kurgulayacağız doğal olarak. Tamam. Şimdi böyle bir kurgu söz konusu olunca bu her iki hareketin mensuplarının da yer alacağı blok aşağı yukarı belli oluyor gibi görünüyor. Peki ben bunu söylerken aslında tabii ki öyle. Yani bugün itibariyle baktığınızda hangi blokta yer alacağı belli. Ya da ne bileyim İyi Parti, Ali Babacan, Davutoğlu'nun partisi birlikte bir ittifak yapıp CHP ile HDP'nin başka bir ittifakın içinde olma ihtimalleri de olabilir. Farklı senaryolar devreye girebilir ama şunun için söyledim Mehmet Ali Kulat Bey. Partiler belli bir noktaya geldiğinde, yani şu ihtimalle göz ardı etmeden konuşalım diye söyledim onu. AK Parti'nin seçimleri kazanamayacağına, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kazanamayacağına ilişkin net sonuçlar seçimden önce elinde olursa, bu durumda
Davutoğlu da Ali Babacan da AK Parti içindeki bir takım uygulamaları eleştirerek bugüne geldiler. Eleştirdikleri uygulamalar üzerinden bir müzakere yapılabilir dedim. Bugüne kadar o müzakere yapılmadı. Siyasette her şey olabileceği için o nedenle kabul söylemiştim. Yani küçük kabul bir marj olarak diyorsun. Bugünden baktığınızda elbette Davutoğlu'nun da bakışı artık çok farklı. Erdoğan'dan Ali Babacan'ın da son derece farklı bir yaklaşım var. Siyasete zaten yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sayın Kulat, eksik olmayın. Mehmet Ali Kulat da.